Hakan Bey 17 yıl evvel iki tane çocuğunu, birisi 6 yaşında, biri 4 yaşında, Mersin'de adını hatırlayamadığı bir semt pazarında bırakmış. Şimdi de çocuklarını arıyor. İzleyelim. Eyvah eyvah. Antalya Alanya'da yaşayan 46 yaşındaki Hakan Küçükboğa, 17 yıl önce kızı Büşra ve oğlu Kadirhan'ı Mersin'de semt pazarına terk edip gitmişti. Kadirhan 6 yaşındaydı, Büşra da 4 yaşındaydı. O zaman alkol bağımlısıydım, madde kullanıyordum. Eşim çocukları kapının önüne bırakmış, gitmiş. Ondan sonra ben de dedim ne benim hanımım görsün ne de ben göreyim. Kendimi de cezalandırdım, onu da cezalandırdım. Çocukları aldım. Mersin'e götürdüm. O zaman da alkollüydüm. Bir pazar vardı. Pazar yerine bıraktım. Size dedim meyve alacağım dedim, muz alacağım dedim. Gittim. Geri döndüm. Pişman oldum ama bulamadım orada zaten. Ondan sonra çocuk esirgeme kurumuna gittim. Herhalde alkollü gittiğim için beni şey yapmadılar, kayda almadılar. Psikolojisi bozulur diye. Her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kursa da 2003 yılında pazara bıraktığı Kadirhan ve Büşra'yı hiç aklından çıkaramamıştı 46 yaşındaki baba. 2 yaşındaki kızın telefonda resmi var Kadirhan'ın. Abi hapidir, şey yapıyor. Her gün içim yiyordu valla. Ben çok pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. Benden karşılaşacaklar, ne diyecekler bilmiyorum ama beni affetsinler, başka bir şey istemiyorum. Şu an kaç yaşında olmalılar? Valla Kadirhan 23 yaşında, Büşra 21 falan. Tek isteğim çocuklarıma kavuşmak yani. Yani onların affetmesi ve bir de yani yaşadıklarını duyayım yeter yani. Ah ah. Hakan Bey şu an Antalya, Alanya'da eşi ve çocuklarıyla yaşıyor. Kaç çocuğunuz oldu sonra? İki çocuğum efendim. İki çocuğunuz var şu anda. Allah bağışlasın. Yemek sektöründe çalışıyor. 25 yıl önce Adana'da yaşarken Maşide Doğan'la hayatını birleştiriyor. Bunları da özellikle söylüyorum ki bilemiyoruz çocukların çünkü nedir durumu. 1995 yılında evlendiklerinde Hakan Bey 21, Maşide ise 16 yaşında. Aile evet, izni alarak mahkeme kararıyla evlenmişler. Resmi nikahta kıymışlar. 2 yıl sonra 1997 yılında önce Kadirhan ismini verdikleri oğulları doğmuş. 99 yılında da Büşra adını koydukları kızları dünyaya gelmiş. Ancak her iki çocuğun da kimliği çıkartılmamış. O yıllarda alkol problemim vardı diyor. Ve eşiyle sık sık tartışıyorlarmış. Bu kavgaların ardı arkası kesilmeyince de boşanmaya karar vermişler. Eşi de iki çocuğunu alarak Adana Seyhan'da yaşayan ailesinin yanına gitmiş. Fakat bir gün ayrıldığı eşi kendisiyle görüşmek için yanına annesinin evine çağırıyor. Hakan Bey gidiyor. Bakıyor evde kimse yok. Evine geri döndüğünde ise çocuklarını kendi evinin kapısına bırakılmış vaziyette buluyor. Yani anne iki çocuğu sizin eve bırakıyor. Evet. Yani zaten içen adam hani sen kaçmışsın çocuğa ne bakacak işte bakmış. Sonra aslında biraz bakacak gücünüz olmadı. Biraz da bence alkolün etkisiyle orada da itiraf ediyorsunuz. Eşinize ceza vermek için çocukları alıyorsunuz. Siz o sırada Adana'da mısınız? Evet efendim. Adana. Adana'dan otobüse biniyorsunuz. Mersin'e. Hayır efendim trenle gittim. Trene biniyorsunuz. Evet. Trenle Mersin'e gidiyorsunuz Adana'da. Evet. Ve çocukları adını bile bilmediğiniz bir semt pazarına bırakıyorsunuz. Size muz alıp geleceğim diye. Çocuklardan Kadirhan kaybolduğunda 6 yaşında. Kız çocuğu Büşra da 4 yaşında. Evet. Niye Adana'dan Mersin'e gittiniz? Yani aklınız yine vallahi de başınızda işte, ki. O anda işte yani. Adana'da bırakılırsa bulunur. Evet, Mersin'e götüreyim ki bulunmasın. Aynen. Sonra pişman oluyorsunuz. Aynen. Sonra çocuk esirgeme kurumuna gidiyor. Fakat diyor ki herhalde ben gittiğimde de alkollüydüm ki beni hiç ciddiye almadılar. Ablam da gitmişti, sormuştu. Onlar buradalar demişlerdi. Ondan sonra psikoloji bozulur diye çocukların göstermemişler. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.